Merhabalar bu videoda GMT coin analizini yapacağız ve son durum gelişmelerine bakacağız. Arkadaşlar bir önceki videomuzda bir önce çektiğim videoda GMT düşüş trendine 2 dolar seviyelerine kadar düştü. Burasının önemli bir destek seviyesi olduğunu bahsetmiştim. Bu destek seviyemizden güzel bir yükseliş yaptı. Bakacağız arkadaşlar grafiğini inceleyeceğiz. Şu an marketteki tüm para GMT'ye giriyor. Çok güzel bir yükseliş yaptı ve yükselişi devam ediyor. Alıcı gittikçe artıyor arkadaşlar. Alıcı ATA seviyesine ulaşmaya çalışıyor. 4 saatlik chartta. ATA seviyesini kırmaya çalışıyor. Günlük çarta bakmak gerekirse günlükte arkadaşlar şu an tam olarak zaten ATS seviyesinin tüm zamanların en çok alıcı bulduğu seviyede arkadaşlar mükemmel şekilde ilerliyor diyebilirim. Marketteki tüm parayı GMT yiyor arkadaşlar şu an değil mi? Yani böyle bir durum var. E, marketteki herkes GMT coin'e giriyor arkadaşlar. Tüm coin'ler düştüğü için sadece GMT yükseldiği için marketteki herkes GMT coin'e giriyor arkadaşlar. Bir çanak yapımız vardı GMT'de. 1 Nisan'dan gelen bir çanak yapımız vardı arkadaşlar. Çanağa çarpa çarpı bir düşüş yaşadı. Sonrasında çanağa çarpa çarpı yükseldi ve çanak formasyonumuzu oluşturmaya çalışıyor. Çanak formasyonumuzun oluşacağı seviye yani ATL seviyemiz 3 dolar 13 seviyesi arkadaşlar. 3 dolar 13 sen seviyesi. 3 dolar 13 sen seviyesinin üstünde kapatırsa eğer yani, GMT'nin çanak formasyonu hedefi diyebileceğimiz yer arkadaşlar tam olarak 4 dolar 20 sent seviyesi. 4 dolar 20 sent seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gelir. Eğer çanak formasyonumuz kırılırsa 5 dolar arkadaşlar biliyorsunuz psikolojik direncimiz e, psikolojik olarak coinlerin satış baskısıyla karşılaşacağı yer olduğu için 4 dolar 20 sent 4.5 dolar seviyesi arkadaşlar GMT coin'in satılabileceği yer diyebilirim. E, şu şekilde daha yakından bakmak gerekirse 4 saat chartımıza dönelim arkadaşlar. Bakın burada çok güzel bir aslında alım fırsatı vardı. Bir önceki videomuzda bahsetmiştim arkadaşlar zaten alım bölgesi olduğundan değerlendiren takipçilerime teşekkür ediyorum. Bu yüzden arkadaşlar her videoyu kaçırmamanız, her canlı yayını kaçırmamanızı söylüyorum zaten. E canlı yayınlar arkadaşlar altcoin'lerin güzel bölgelerini verdiğim yerlerde canlı yayınlarda her verdiğimiz coin şu ana kadar uçtu. GMT de aynı şekilde her canlı yayında arkadaşlar burası destek seviyesi dediğim yerden uçtu. GMT'yi ilk videosunu çektiğimde ilk canlı yayında bahsettiğimde arkadaşlar tam olarak bakın 45 sen seviyesinin direnç bölgesi olduğundan bahsetmiştim. 45 sen seviyesi üstü kapanışta alınabilir demiştik arkadaşlar canlı yayında. Sonrasında şu şekilde arkadaşlar bakın çok güzel bir yükseliş yaptı. 6 x'lik bir yükseliş yaptı. İlk videoyu GMT coin ile ilgili ilk video çektiğimde arkadaşlar 85 sen seviyesinin direnç bölgesi olduğunu 85 sen seviyesi kırılır kırılmaz işleme girilebileceğinden ve büyük yükseliş yapabileceğinden bahsetmiştim. Tam olarak arkadaşlar dediğim şey oldu şu şekilde. GMT burada aynı şekilde %300 22'lik çok güzel bir yükseliş yaptı. Kısa sürede arkadaşlar 3x'lik bir kar verdi. Değerlendiren takipçilerimizi tebrik ediyorum dediğim gibi. 4 gün arkadaşlar 4 günde coin 3x verdi. Çünkü inanılmaz bir hacim yarattı ve inanılmaz popüler oldu. Popüler olduğu için de marketteki tüm yatırımcılar Bitcoin'in durumu yüzünden de GMT coin'e yatırım yaptı arkadaşlar. Yani canlı yayınlar ve videolar bu yüzden çok önemli. Şu anki senaryomuzu konuşmak gerekirse ATL seviyemizi kırması gerekiyor arkadaşlar. GMT'nin ATL seviyesini yani 3 dolar 14 sen seviyesini kırması gerekiyor. Dediğimiz gibi çanak formasyonu çalışabilmesi için 3 dolar 14 sen seviyesinin kırılması gerekiyor. Kırıldığı zaman dediğimiz gibi 4 dolar 20 sen seviyesine hızlı bir yükseliş gelir. Bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar burası çok çok güzel bir alım bölgesiydi. Kaç kere destek seviyesi olarak çalışmış. En son şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar 13 Nisan'da denemiş. 13 Nisan'da destek seviyesi indikten sonra %46'lık güzel bir yükseliş yapmış. E şu an kırması gereken bölge zaten direnç seviyelerimiz kırıldığı için ATL seviyesinden başka arkadaşlar direnç seviyemiz yok diyebilirim. Burada tam olarak fitili bıraktığı bölgede ATL seviyesine yakın bir bölge arkadaşlar. Tam olarak ATL seviyesinden satış yiyeceği için herkes ATL seviyesinden satacağı için ATL seviyesinden yani tüm zamanların en yüksek seviyesinden coin'in ulaştığı en yüksek seviyeden arkadaşlar daha aşağıda bir seviyede satış baskısı oluşturmuşlar. Fitili arkadaşlar 2 dolar 94 sen seviyesine kadar getirmişler fakat 4 saatlik mum 2 dolar 86 sen seviyesinde kapatmış ve bir diğer mum arkadaşlar bu seviyede açmış. Şu an kırmızı yakmış durumda da daha yakın çarptan bakmak gerekirse arkadaşlar şu şekilde küçük bir düşen trendimiz var. Yani vadeli de işleme giren takipleriniz varsa arkadaşlar ya da spotla sat yapan takipçileriniz varsa e, bu düşen trendi bu üçgeni takip etmeliler arkadaşlar. Şu şekilde bakmak gerekirse burada bir üçgenimiz var daralan bir üçgenimiz var. Bu üçgenimizin kırılımı çok önemli. Üçgen kırıldıktan sonra, üçgenin kırılım geldikten sonra arkadaşlar zaten aynı çanak formasyonumuz gibi üçgen hedefi de şu şekilde verelim. Kırılım geldikten sonra, kırılım geldikten sonra arkadaşlar kırılım yerine dip bölgesini çekiyoruz. Üçgenin dip bölgesini çekiyoruz ve hedefimizi belirliyoruz. 3 do 13 cent arkadaşlar dediğimiz gibi üçgenin bize gösterdiği fiyat seviyesi. Bir bakalım arkadaşlar. Bakın 3 dolar 13 sen seviyesinde tam olarak ATA seviyesini geliyor arkadaşlar. Yani hani tam olarak üçgen formasyonumuzda bize ATA seviyesini hedef olarak gösteriyor. O yüzden ATA seviyesi çok önemli. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğu için hacimli bir şekilde kırılması gerekiyor. Eğer hacimli şekilde kırılırsa ve yükseliş devam ederse dediğimiz gibi 4 dolar 20 sen seviyesi GMT'nin ilk hedefi. Markette çok büyük hacim yarattı. İnanılmaz derecede alıcı buldu arkadaşlar. İnsanların dilinden düşmedi. En son bunu yaşadığımızda biliyorsunuz Shiba'da yaşadık. Shiba Coin'de yaşadık ve Doge Coin'de yaşadık. Herkes bu coin'leri almaya başladı. Bitcoin düşerken sadece Shiba Coin ve Doge Coin yükseldi. Çünkü marketteki tüm para bu coin'lere giriyordu arkadaşlar. Marketteki tüm para bu coin'lere aktığı için de bu coin'ler inanılmaz derecede yükselişler yaptı. Bizim odaklanmamız gereken şey, bizim dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar. Teknik analizi olarak üçgen ve çanak formasyonunuzun çalışması. Zaten GMT'de inanılmaz hacimler var. Ama şöyle de bir durum var tabii ki coin çok yükseldiği için arkadaşlar sonsuza kadar yükselmez yani hiçbir şey. Böyle de bir şey var tabii ki. Coin Binance'e girdikten sonra çok büyük pump'lar yedi. Çok güzel yükselişler yaptı. Listelendiği yerden bakmak gerekirse arkadaşlar coin %14.000 yükselmiş. İnanılmaz bir yükseliş diyebilirim bu. Çok büyük bir yükseliş yapmış yani. O yüzden arkadaşlar alıcısı yavaş yavaş düşüyor. Düşüş sert olacağı için içeride kalmayın arkadaşlar. Dikkat edin kesinlikle. Yani böyle coin'ler çok içeride bırakıyor biliyorsunuz. Dogecoin, Shiba coin. E, yatırımcısı FOMO olanı en tepeden alıyor. Sonrasında arkadaşlar uzun süre içeride bekliyor ve zararına mal satmak zorunda kalıyor. Yani o yüzden arkadaşlar riskinizi korumalısınız, kar almalısınız her zaman. En kötü ihtimalle arkadaşlar bakın yani ana paranızı dışarı çıkarın. En kötü ihtimalle kesinlikle çok büyük yükselişlerde bunları yapmalısınız. Zarar etme ihtimalinizi en azı düşünmek için. ihtimal en azı düşünmek için. Sonsuza kadar yükselir diye düşünmemek gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Dogecoin de inanılmaz şekilde yükseldi. Sonrasında çok çok büyük bir düşüş yaşadı. Bu coin'de de aynısı olacak. Düşmek zorunda. Düşmeye başladığı zaman da arkadaşlar herkes satıyormuş gibi düşer. Market maker arkadaşlar inanılmaz derecede düşürür biliyorsunuz. Yani tabii ki boğa başlangıcındayız arkadaşlar. Yavaş yavaş boğa geliyor. Bitcoin izin verdiği zaman boğa yavaş yavaş yaşanmaya başlayacak. Ama yani bu coin çok büyük yükselişler yaptığı için de temkinli olmak gerekiyor tabii ki. Her zaman kademi olarak satış yapmak gerekiyor. Ya da satış yapmıyorsanız arkadaşlar kademi olarak stop koymalısınız. Stoplu ilerlemesini zarar etme ihtimalinizi ortadan kaldırabilmek için dediğim gibi. Yani indikatör analizimize bakmak gerekirse RSI tarafına bir bakalım. Arkadaşlar bakın RSI tarafında 4 saatlik chartımızı bir açalım. Tam olarak burada 70 seviyesinden aşağı doğru kırmış. 70 seviyesi aşırı alım bölgesi. 70 seviyesinin üstünde kapattığı zaman coin devam eder arkadaşlar. Yükselişe devam eder. Bakın burada 70 seviyesi kırılmış, devam etmiş. Bir destek seviyesi olarak çalışmış arkadaşlar 70 seviyesi sonrasında RSI 92 seviyesine kadar hızlı bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Destek seviyesinden şu şekilde bakmak gerekirse %135 çok güzel bir yükseliş yapmış. Bu yüzden RSI'de bizim için 30 seviyesi, 50 seviyesi ve 70 seviyesi önemlidir arkadaşlar. Alıcının ve satıcının ne yaptığını, aldığını mı veya sattığını mı görürüz arkadaşlar. İndikatörler, indikatör analizleri bu yüzden bizim için çok önemlidir. Zaten şu ana kadar GMT'de her durumu bilmemiz, markette yaşanabilecek her durumu bilmemiz arkadaşlar. Yükselecek coin'leri bulmamız, indikatör analizi yüzünden diyebilirim. E şu an dediğim gibi destek seviyesi arkadaşlar 2 dolar 0.4 sen seviyesi 2 dolar 0.4 sen seviyesi kırılmadığı sürece GMT'de panik olacak korkacak bir durum yok. Yükselen yapılar var arkadaşlar. Bakın tekrardan burada yükselen yapıları oluşturdu diyebiliriz. Yani buradaki bunu da arkadaşlar yükselen yapıları oluşturdu ve şu an yükselişine devam ediyor. ATA seviyesi kırılırsa dediğimiz gibi 5 dolar seviyesine kadar çok hızlı bir yükseliş gelir. Yani 4 dolar 4.5 dolar seviyesine kadar çok hızlı bir yükseliş gelir. Boyunca bandımız arkadaşlar yara yara ilerledi zaten biliyorsunuz boyunca bandımız önemli. Boyunca bandımız yara yara ilerlediği için de zaten inanılmaz hacim olduğunu bize boyunca bandımız gösteriyor. Hareketli ortalamaların tarafına bakmak gerekirse hareketli ortalamaların da şu an üstüne 60 durumda arkadaşlar. 5 dakikalık chartta bir bakalım kısa zaman diliminde daha önemli çünkü GMT'nin çok bir grafiği olmadığı için çok uzun bir geçmişi olmadığı için şu an 20 günlük hareketli ortalama da aynı seviyede arkadaşlar. Kırmızı çizgi bizim 20 günlük hareketli ortalamamız. Yani fiyatın 20 günde yaptığı hareketlerin ortalamasını alıyor ve bize bir çizgi çıkartıyor. Burada düştüğü seviyede tam olarak arkadaşlar bakın. Üçgenimizin alt bölgesinin oluştuğu seviye 50 günlük hareketli ortalama. Tam olarak burada bir fitil bırakmış. 50 günlük hareketli ortalamaya kadar. Sonrasında fiyat tekrardan üçgenin üst bölgesini denemeye gitmiş. Üçgen kırılımı önemli. Üçgen kırılımı geldiğinde arkadaşlar tekrardan bir video çekebilirim zaten. E, GMT coin ile ilgili. Canlı yayınlarda konuşuyoruz arkadaşlar sürekli zaten. Alım bölgeleri ve satış bölgelerini söylüyorum. Canlı yayınları bu yüzden kesinlikle kaçırmayın. GMT çıktığında çok konuşulan bir coin olduğu için, popüler bir coin olduğu için arkadaşlar. Teknik analiz GMT için çalışmadı. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. Popüler coinler, herkesin yatırım yaptığı coinler arkadaşlar. Bazen teknik olarak bize çok bir veri sunmaz. RSI seviyemiz gelir 90'a. 90 seviyesinde satış yemesi gerekiyor arkadaşlar teknik analiz olarak fakat satış yemiyor çünkü alıcı çok fazla düşüremiyorlar. Yani ne kadar düşürmek isteseler de arkadaşlar market maker düşüremiyor. Herkes alıyor çünkü. Yani herkes zil gibi alım yapıyor, FOMOlanıyor. Bu yüzden de arkadaşlar kimse düşüremiyor diyebiliriz. Böyle coin'lerde dipten almak gerekiyor ve beklemek gerekiyor arkadaşlar. Yani GMT'nin dibi burası mı? Değil arkadaşlar. Alım bölgesi arıyorsak ve kaçırdıysak eğer dediğim gibi arkadaşlar 2 dolar 12 saat seviyesi ve 2 dolar 04 arası arkadaşlar bizim için önemli destek seviyesi. Günlük çarpta 20 günlük hareketli ortalama bu seviyeyi gösterdiği için bu seviye bizim için önemli arkadaşlar. Ama tabii ki çok büyük bir yükselişten sonra tekrardan buraya geldiğinde arkadaşlar burası destek olarak çalışmaz. Burası arkadaşlar short bölgesi olarak oluşacağı için burası kırılır arkadaşlar. Şu an yani GMT coin'de ben size buradan alın diyemem arkadaşlar açıkçası. Açıkça konuşmak gerekirse zaten 4 tane alım yeri verdim. 4 tane alım yeri verdikten sonra her seferinde de coin uçtu çok büyük yükseliş yapan coinlere arkadaşlar e, girmemek en mantıksız diyebilirim açıkçası. Çünkü çok büyük patlamalar yaşamış. Bu coin düşüş sert olacak arkadaşlar. Bu kadar yükselen coin'in arkadaşlar düşüşü de aynı yükselişi gibi sert olmak zorunda. İçeride çok fazla insan bırakacak. O yüzden içeride kalmamak için zarar etmemek için arkadaşlar riskinizi korumalısınız diyebilirim. Uçacak kaçacak 500 bin dolar olacak arkadaşlar. Bunlar hayal ürünü. Tabii ki yani güzel para kazandırdı, güzel yükselişler yaptı arkadaşlar ama biz her zaman risklerimizi korumalıyız kesinlikle. Genel olarak GMT coin'de durum bu şekilde. İstediğiniz altcoin analizi varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videosunu çekmemi istediğiniz altcoin varsa canlı yayınlar zaten altcoin'lerin analizlerini yapıyorum. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, paranın altında kalmanız dileğiyle.